arkadaşlar. Kanada'dan herkese selamlar ve saygılar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanada tatili, gezisi, yaşamı, ne derseniz artık, tam hız devam ediyor. Bugün de dostum Levo. Yes, ne yapacağız bugün? Bugün Kanada'nın en güzel şehri Burlington'dayız. Burlington'uz. Geziyoruz. Burlington'u gezecekmişiz, şehir merkezini. Böyle gelirken de dedi burada böyle sahil diyorlar. Deniz gibi, kocaman. Yürüyüş yolu. Yani sürekli yani gelinen bir yer. Deniz diyoruz da bu gölmüş yani. Kocaman. Evet canım, burası göl. Göl var. Gezeceğiz, sohbet edeceğiz. Kanada ile alakalı, yaşamla alakalı, nasıl gelinirle alakalı veya niçin gelinmezle alakalı böyle genel bir muhabbet edeceğiz. Çünkü Kanada Türkiye'de çok revaçta, çok popüler, çok insan gelmek istiyor, burayı merak ediyor. İşte alım gücüyle alakalı böyle genel bir muhabbet edeceğiz. Hem de böyle Burlington, doğru söyledim mi? Burlington. Şehrini... Güzel şehrini, Kanada'nın popüler şehirlerinden bir tanesiymiş. Beraber gezeceğiz. Burlington sahiline doğru, şehir merkezine doğru ilerlerken şöyle güzel evleri de gösterelim. Güzel bir mahalleymiş burası. Kanada ile alakalı zaten ev fiyatlarıyla, kira fiyatları, evlerle alakalı. Oo, bu tek kişilik ev mi ya? Bu nasıl bir ev? Saray. Bize göre 10 kişilik. Yani böyle şu evler bayağı saraymış. Evet. Ev fiyatlarıyla, kira fiyatlarıyla alakalı güzel bir videomuz var. Onu izlemeyenler varsa izleyebilirler. Fransa'ya göre kıyasladığımda en beğendiğim şeyi söylerim, evleri. Evleri büyük, geniş, güzel. Fransa'da böyle büyük, geniş ev bulmak yani var da çok çok pahalı. Ve insanlar tercih etmiyor. Burada büyük ve geniş evleri tercih ediyor insanlar. Şu ev de güzelmiş ya. Güzel ya buranın evleri. Evet. Burlington City Hall belediye binasıymış. Şehir evet. Merkezine geldik. Burası Burlington Belediye Binası. Şehir yep. Merkezi. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Village Square diye bir yer var. Biraz Avrupa'yı yapısıyla. Senin de hoşuna gideceği için sürekli geldiğinden beri yok. Böyle Fransa. Şimdi seni öyle bir yere götüreceğim. Fransa demiyoruz yani de. Fransa olalı Memoli gibi birini Avrupa. Görmemiştir ya. Şimdi İtalya ve İsviçre'den sonra Toronto'ya düştü mü tabii çıta. İster istemez beklenti değişiyor. Evet böyle de gösterelim işte Burlington'un şehir merkezi. Buradan gidelim. Sahiline doğru da gidiyoruz. Oradan mı gidiyoruz? Da? Evet. Oradan böyle beraber geziyoruz. Burada köy meydanı. Çalıyor. Buraya bastırmamız lazım. Yoksa köy meydanına geldik. Bağırma konuşalım. Şimdi evet. Müzik geldi diye ya onu kapatmamız lazım ya sesimizi. Village. Village zaten Fransa'da da köy demek. Village Square burası işte. Evet. Köy meydanı. Burlington'un şehir merkezinde böyle bir köy meydanı dediğin kafeler, barlar mı? Aynen böyle küçük bir. Ha, güzel. Hem dükkanlar. Tamam. Sevdim. Bu ne? Kuaför herhalde. Home dekor. Yok. Home eşyalar, ev eşyaları satan bir yer. Bir dekor eşyaları satan bir yer. Dekor için telefon kulübesi almışlar. Güzel. Sevdim burayı bak. Başarılı. Ama fazla insan da yok. Neden dostum? Şimdi biraz sonra oturacağız bir yerde. Bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Şehrin merkezinde küçük bir köy meydanı yapmışlar. Köy meydanı. Adını öyle koymuşlar. Evet. Ne var burada? Burada işte kahveler, barlar, butikler. Şimdi
şimdi korkuyorum. Bir kamerayla böyle önüme biri geldi mi geriliyorum. Beni çekme diyecek diye. Bu da diyor. Beni çekme falan. Köy merkezinde durduk. Burada güzel bir kafe var. Kafe Mahtan. Orada görüyorsunuz. Orada kafe de Paris. Paris'i özlemişler. Abi sen özlemişsin. Ben de o yüzden buraya getirdim. Özenti yapıyorlar Paris'i yani. Özenti yap. Bir işte Kanada bir şey olamadı yani. Paris olamadı. Böyle bir ferahlayalım dedik. Güzel ama şık. Biraz benzetmişler yani bardakları falan. Soğuk çay. Ben o kapıyı biliyorum. Bu da limonata. Taze sıkılmış kabuklarıyla beraber sıkmışlar. Biraz ağır ama seviyorum. Şeyi göster. Böyle böyle bak. Çok koyu eğer görünebiliyorsan. Şeyin de mekanın da içerisi böyle. Hafif gösterelim. Biraz sonra fırça yeriz. Korkuyorum ya. Geriliyorum. Evet ben de artık tırsmaya başladım. Evet yani şey diyecekler. Ne yapıyorsunuz siz? Beni mi çekiyorsunuz? Çekmeyin. Şöyle bak şöyle yapalım. İzle. Boş ver şimdi. Ya alalım görüntümüzü. İnsanlar da muhatap olmayalım. İzlenimlerini de alalım. Güzel. Mekan güzel. Klimalı. Soğuk. Hayret. Memoli bir şeyi beğendi. Neden hayret. Bile? Neden? Paris Avrupa'ya benziyor. Paris özellikleri için güzel. Biraz önce bir şeyler yediğimiz, içtiğimiz yerin dışarısı Lola'ymış. Lola. Enteresan. Çoğu yerde şey yazıyor, Fransızca yazıyor ama Fransızca konuşmasını bilmiyorlar. Burlington'un sahiline geldik. Böyle artist artist duruyordun, derin derin düşünüyordun. Sallanıyor burası. Sallan, yani normal değil mi? Evet. Yo, niye normal olsun ki? Evet, Kanada'da normal olmayan bir şey daha buldu Memoli. Sallanıyor la burası bak. Böyle zıpladığın zaman sallanıyor yani. Dostum burası ne? Ya burası Burlington sahilde şehir yeri mi diyelim ne diyelim. Böyle bir şey yapmışlar genelde böyle uç nokta. Böyle denize doğru. Tamam. Yani fazla bir özelliği yok ama sadece seyir için bak şöyle. Tamam, yukarıdan çıkalım arkadaşlara da gösterelim. Evet, aynen öyle. Şu ilerisi aslında şey Kanada da devam sisli ediyor. Sisli biraz. Ya bak şu ileride bir tane şey var, yelkenli var. Oralara doğru Amerika kıtası da gözüküyor. Ama bugün böyle bir sisli bugün, bir evet. Şey böyle uç noktaya gidelim. Tekneyle geziyorlar. Bayağı burası deniz gibi ya. Yani böyle göl diyemiyorum. Bir de sahil falan diyorsunuz ya. Var mı? Mesela bak şurada küçük bir sahil var. Onun örneği her yerde o şekilde sahili var. Kumuyla, şeyle. Sadece tuzlu değil. Ne yapıyorsun lan orada? Bizim orada. Ben iyi de sen ne yapıyorsun orada? Çok uzaktaymışın gibi geliyor. Bayağı uzaktaymış gibi. Öyle mi? Ya zıpla da çık şuradan. Görüntü nasıl oradan? Görüntü güzel görüntü mi? Görüntü güzel. Çevreyi çek. Böyle. Burlington sahilinden görüntüler. Kanada'nın güzel şehirlerinden bir tanesi. Şehir merkezi. Burası da Burlington'un uçsuz bucaksız sonu gözüken plajı. Bunun ama kaç tane var? Bu tam merkezdeki oldu şimdi. Neyle savunmaya gerek yok. Savundu niye savunuyor kendini? Savunmuyorum uçsuz, canım. Uçsuz bucaksız sahili plajı burası. Böyle özel kum, uzaydan getirilmiş bu kum falan. Ne diyelim arkadaş? Malum savunuyor, hemen savunmaya geçiyor. Niye savunmaya geçiyorsun ki? Güzel güzel. Bak burası yürüyüş yolu, bisiklet yolu. Su da fena değil, temiz. Ne yapalım? Malum jet ski yapalım. İsmail abi! Hop! Nasıl? Nasıl? İyiyim. Pardon, nasıl? Jet ski yapalım mı jet ski? Yapalım. Nasıl? Delim mikrofon. Çocukluğumuzu yaşıyoruz. İki tane elimize aldık. Yaşayamadığımız çocukluğu yaşıyoruz. Oyuncaklarımızı görüyorsunuz mu? Çalı kuşuyla drone. Seninki drone. The drone. Thank you.
kimlerin oraya da oturduk, biraz muhabbet edelim. Gidelim. Ben sana sorular sorayım. Uzun yıllardır Kanada'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak. Böyle sen de ciddi ciddi cevaplar ver, tamam mı? Ciddi, bakalım. Böyle, çalışacağım, yerde. Çalışacağım. Çalış. Tamam, bir dakika. Şunu şöyle biraz daha düzelteyim. Şimdi ben de fikirlerimi söylerim kısa sürede burada kaldığım için. Şimdi Kanada'ya gelinir mi? Türkiye'deki vatandaşlar, arkadaşlar, dostlar, insanlar çok merak ediyor yurt dışı. Türkiye'de biraz sıkışmış hisseden insanlar var. Ekonomik zorluk çeken insanlar var. Kendini güvende hissetmeyen insanlar var. Bunları çok duyuyoruz ailemizden, arkadaşlardan, çevremizden. Sence bunları genel olarak söylerim. Sonra aklımdaki ben soruları sorarım. Evet dostum, Kanada ile alakalı ne diyebilirsin? Gelinir mi? İnsanlar gelsin mi buraya, Kanada'ya? Türkiye'den bir sorusunun cevabı bence açık. Yani tabii ki gelinir. Neden gelmesin? Neden gelmesin? Mesela sence en önemli etken ne? Ekonomik mi, özgürlük mü, güven mi, eğitim mi? Sence ne? Yani evet, sıralarsak şimdi maddi olarak, yani şimdi herkesin kendi hikayesi farklıdır ama yani genel olarak söyleyecek olursak tabii ki ekonomik olarak bir ekonomik gücü var. Ne, hangi işte çalışırsan çalış, alım gücü insanların burada fazla oluyor yani. Dolayısıyla yani arayanlar oluyor da şu anda canlı yayında. Canlı yayındayız. Lütfen. Canlı yayındayız, lütfen sonra rahatsız etmeyin. Alım gücü olarak Türkiye ile kıyaslamaya gerek yok. Yani matematik ortada. Bir asgari ücret. O zaman asgari ücret değil de çünkü asgari ücret Fransa'da da ben yaptım. Türkiye, Fransa'da %8 asgari ücret alır ama onun ek gelirleri vardır, başka vardır. Öyle hesaplanmaz. Ortalama mesela burada çalışan birisi. Yani haftalık düzenli çalışan birisi, yani aylık bir yerde kadrolu çalışan ortalama kaç Kanada doları alır? Kaç bin? Ya 2500'den başlar, 5000 ortalama, 5500, 6000. O yılına göre, giriş yılına göre değişir. Tabii. Yılına göre değişir. Ama burada sadece bir işte yani çalışırsan öyle olur ama ek iş yaparsan bu bir de bir ailede iki kişinin çalıştığını düşün bu fiyatlarla. Yani çok rahat. Yani hadi iki kişi falan demeyelim. Ortalama bir eve 5000 lira girdiğini düşünürseniz çok rahat edersiniz. Yani çok rahat edersiniz. O videolarda gösterdik mağaza fiyatlarını. Mağaza yani fiyatları. Onları evet kıyaslasınlar. Şimdi mesela kıyafet videosu falan da çekeceğiz. Benzin fiyatı söyledim bilmiyorum da. Yani 4000 lira alıyorsun aylık ama 1 litre benzin için 1.60 Kanada doları ödüyorsun. Evet. Şimdi bunu çevirsinler arkadaşlar, Türkiye'dekiler. Türkiye'dekiler şimdi hemen 1.60 çarpı 22 20 yapacaklar. Öyle değil işte yani. Tamam yapsınlar da o zaman. Yapsınlar, yine yapsınlar. O zaman 4000'i de 4000 çarpı 22 yapacak. Ne yapıyor? 100.000 mi yapıyor yani? Yok, 88.000 lira. 88.000 yapıyor. Para yapıyor yani, o zaman ona göre hesaplasınlar. Yani ilk başta ekonomik olarak dersek tabii ki gelsinler. Ben Türkiye için diyorum. Alım gücü iyi diyorsun. Kesinlikle. Ha. Rahat yani. Yaşam bir kere o ağaçtan yani rahat. Yani beraber çok konuştuk. Burada en büyük sıkıntı, video da yaptık, onu da izleyebilirsiniz. Ev fiyatları ve kiralar. Ev fiyatları, en büyük kiralar. Fiyat o. Bir de o kadar ucuz araba alıyorsun, bir de sigortası. Evet, arabalar çok ucuz, uygun. Öyle bir video, araba fiyatlarıyla alakalı video çekmedim. Çekeceğim. Bundan önce mi olur, sonra mı olur, ne zaman korum bilmiyorum ama araba fiyatlarıyla da alakalı çekeceğim. Yani 5000 euroluk araba aldığın zaman 3-4 bin euro yıllık sigorta ödüyormuşsun. Doğru mu? Yok 3-4 bin ödemezsin. Yani ne kadar ödersin? 2000'e yakın ödersin. 3000 euroluk araba alsan yine mi 2000 ödersin? Yine bu şuna göre değişiyor. Senin buradaki kıdemine göre değişiyor. Yani yoldaki kıdemine göre değişiyor. Tecrübeni. Bonus malus diyorlar. Bonusuna göre yani. Aynen. Türkiye'de de şimdi ona başladılar ya yani. Yıllar geçtikçe bu fiyat daha da düşüyor. Ama ilk baştaki fiyatlar böyle. Benim gördüğüm şeyi söyleyeyim. Çok Fransa'da böyle nasıl kozmopolitan mı diyorlar, öyle bir yer. Çok kültürlü. Yani dünyadaki bütün milletlerden insanların olduğu bir yer ama burası Fransa'dan üstte arkadaşlar. Burada yani, kendini yabancı hissetmezsin çünkü herkes yabancı. Şöyle, Fransa'da çok Arap var, Afrikalı var. Orta Doğulu çok azdır. Burada çok Orta Doğulu var. Ben onu gördüm yani. Orta Doğulu da var da yani Hintli ve
Çinliler bir numara. Onlar da Orta Doğu sayılmaz mı işte yani? Biraz uzak yani, doğu. Orası uzak doğu. Uzak doğu da doğu yani. Doğulu çok var diyelim. Kesinlikle yani. Kesin. Yani Türk var. Türk bayağı gördük. Evet. Ondan sonra Hintli zaten hiç tartışılmaz herhalde. Meksikalılar da çok. Arap var ama çok Araplar da herhalde son gelen Suriyeliler falan herhalde. Yani bizim kastettiğimiz Fransa'da Arap dedi mi Cezayir, Marok, Fas Araplar. Onlardan çok görmedik. Var ama çok değil yani. Onlar Quebec tarafında, o senin dediğin ha, o Fransız konuşanlar yani Quebec tarafında ama. Ama burada da sana söyleyeyim. Zengin İranlılar, Irak. Oradan yani çok var. Ha bizde yoktur mesela Iraklı, İranlı. O az önce ama öyle. Geçtiğimiz evliler var ya bak. Evet. Yani, konti garanti. Yani onlardan birinin sahibi İranlıdır bak. Yani kesin yani. Yani şöyle söyleyeyim. Eğitim sistemi de zaten tartışılmaz da. Çoluk çocuklu bir aile. Yani burada çoluk çocuğunu güvende büyütüp yetiştirir mi? Yani ne diyorsun yani böyle? Okula yollarken yürüyerek. Gerçi burada okula yürüyerek gidiyorlar mı? Çok yakınlaşsın tabii canım. Çok yakınlaşsın. Sen gidiyorsun. Çocuk, onun bir mesafesi var. 9 yaşındaki bir çocuğu işte veya 10 yaşındaki bir çocuğu yürüyerek okula yollanabiliyor mu gönül rahatlığıyla? Tabii tabii. Veya parka git oyna, evin bahçesi şey mahallenin parkında gidip kendi başına oynayabiliyor mu 10 yaşındaki, 11 yaşındaki bir çocuk? Oynayabilir. Buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Oynayabilir. Ama 10 yaşından küçük, 11 yaşından küçük olduğunu biliyorsa o mahalle sakinleri der ki yani senin annen nerede, baban nerede? Hatta telefon arayaraktan polise annesi babası yanında değil diye bildirirler. Yani güvenlik olarak hani aslında başkasına karşı güvenlik olarak çok iyi. Çok gönül rahatlığıyla 11 yaşından sonra, 12 yaşından sonra abisi ya da ablası bir kardeşle beraber parka kendi başlarına gidebilirler. Tamam. Engin, yüce bilgilerinden faydalanıyoruz. Engin çok. Başka çok uç nokta bunları. Şimdi ben gelmeden önce Kanada ile alakalı da herkesin kafasında iklim. Yani bir yere yaşam olarak seçilecekse bence iklim olarak da göz önünde alındırılır. Ben alırım yani. Mesela soğuk bir ülkeye gitmem. Şimdi Kanada benim gözümde de buraya gelirken, seninle de buraya gelmeden önce telefonla görüşürken de hep böyle Kanada. Ya oğlum çok soğuk orada, ne işin var bilmem şu böyle falan muhabbet ediyordum. Ben geldiğim 3-4 gün bayağı sıcaktı. Sıcaktan yatamadık. Yani iklimiyle alakalı ne diyeceksin? Sıcaklığı konusunda sen söyledin yani. Yazın iyi sıcak. Yazın sıcak oluyor. Burada da böyle drone'la yaptık mı çekim? Yaparız birazdan. Drone deme artık o. Çalı kuşu. Çalı kuşu evet. İsmi var artık. Özür diliyorum yani, çalı kuşu. Evet, ne bu der ki bu falan. Evet. Bu değil, o artık bir çalı kuşu. Evet. Evet, çalı kuşuyla çekim yapacağız. Hayır mahalle çekimleri yaptık. Evet. Genelde evlerin yani güzel mahallelerde yani yarısı havuzludur. Bu da şunu gösteriyor. Gerçekten yazın sıcak. Kışın Ontario bölgesi dediğimiz burası. Toronto merkez. Yani belki kıyaslarsanız böyle işte enlem boylam. Hemen hemen aynı. New York'la aynı seviyede. Türkiye. Ya buralar sıcak. Kışın öyle çok sert aman aman bir kışı falan olmaz. Fark ne biliyor musun? Burada Türkiye'den daha fazla kar yağıyor. Kar yağıyor. Mesela daha kışın fazla ne kadar kar yağıyor? Ne kadar yollar, arabalar işte. Şöyle kar bir gün iki gün keyiflidir abi. İki gün sonra kar adama eziyet verir. Yani bir saat gidersin resim çekinirsin, oynarsın, kardan adam yaparsın işte. O zaman herkes Kanada'ya gelen İzmirli'nin hikayesine baksın. Ya bir süre sonra öyle hissediyorsun ama ben yani. Mesela kaç ay mesela diyorsun ya işte. Geçen sene yani Şubat'a kadar kar yağmadı desen. Şubat'ta yağınca ne zamana kadar kalktı mesela? Bir ay içinde de bir karlar yağdı. Mesela bir kar yağıyor, iki gün içinde zaten kendisi eriyor. Eriyor geçen mu? Evet, kendisi eriyor. Ama hadi ondan önceki senelerden bahsedelim. Tamam, çok bir yağıyor kar, bir hafta 10 gün kalkmıyor. Evinin önünü temizlemezsen, o hani arabanın park ettiği yerler var ya. Temizlemezsen, arabasını çıkaramayan arkadaşlar vardı. Temizlemezsen. Çünkü senin sorumluluğunda temizlemek. Yani öyle kışlar vardı, varmış. Ama şimdi öyle bir şey yok. Yani kar yağıyor, eriyor abi. Yok öyle. Bir de yağdığı zaman da çok soğuk değil. Temizleyeceksin evin önünü. Yani bir zahmet temizle. Eğitim sistemi nasıl? Biraz burası kapitalist sistem. Eğitim sistemi ama aslında Türkiye ile kıyasladığımız zaman şimdi ya Allah var. Yani sen çocuğun üzerine gitmezsen eğitim ya mesela sen kendi çocukluğunda hiç yaz tatili biterken ya da yaz tatiline başlarken üzüldün oldu mu? Yaz tatili biterken sevindin oldu mu? Hani okula gideceğim diye.
Ya biz şey yani orayı karıştırmamışız. Orayı karıştırma. Yani ben yok okul biraz bana şey gelmiştir hep böyle ya okula gittiğim zaman biraz böyle. Ama benim şimdi çocuklara bakıyorum yani cuma olduğu zaman baba ne zaman ya kızım daha yeni tatil. Cumartesi, pazartesi bekliyor. Yani orada... Çekimdeyiz şu anda. Çekimdeyiz evet, şu anda. Soralım. Okulunu evet. Özledin mi kızım? Evet. İşte olay yani. Budur. Ama şimdi sevdiriyorlar ama hep oyun. Hep oyun. Hep oyun diyorsun. İşte sen bazı yerlerde üzerine düşmen lazım. Özellikle sayısal anlamda. Baba. Kızım canlı yayındayız ya. Biliyorum ama... Biliyor musun? Ben kendimi ıslatmadım. Ama sonra da o abla der ki... Tamam gir oyna bir şey olmaz. Çurumu hemen kuruyorum. Aynen tamam, öyle. Hadi git tamam. Oyna. Tamam yürü git. Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Söyle. Memoli'nin kanalına abone olun de. Hadi. Memoli'nin kanalına... Kanalına... Bir daha söyle hadi. Kanalına. Kızım sen çok güzel Türkçe konuşuyorsun normalde. Niye tamam, böyle? Tamam önce İngilizce söyle sonra Türkçe hadi, söyle. Hadi İngilizce söyle. Don't forget to subscribe to Memories channel. Wow. Okay tamam gidebilirsin. Güzel. Hadi tamam, bak. Yeter. Çok iyiydi. Ya okul da böyle bir şey. Görüyorsun ya, değil mi? Evet. Yani özletiyorlar. Gerçekten oyun vesaire bunlarla şey yapıyorlar ama bu 6. sınıf, 7. sınıftan sonra... Anahtar gördüm. Tamam, oyna. 6. sınıf, 7. sınıftan sonra sen çok üzerine düşmen lazım. Çünkü 8. sınıf çok önemli. Niye? Burada puan sistemine göre liseye gidiyorsun. Liseden sonra da üniversiteye yani gidiyorsun. Yani çocukların üzerine düşmen lazım. Evet, düşmen lazım. Biz Fransa'da çok öyle değil gibi. Yani eğitim sistemine güveniyoruz ve bırakıyoruz. Güzel. Böyle ortada şey gözükmesin. Güzel. Biraz daha böyle şey olsun. Dostum, o zaman genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim, sorayım. Yani gelsinler mi Türkiye'de? Ya bu yani sorunun, yaşanılır mı yani? Sorunun cevabı açık. Yani ben o konuda benim fikrim tabii ki gelsinler. Ama herkesin kendi hikayesi, kendi hayatı farklı. Tamam, başka bir soru sorayım. Sor bakalım. İlk gelenler ne zorluklarla karşılaşacaklar Kanada'da? İlla ki bir zorluk olur yani. Tabii canım. Mesela? Yaşadığı yere bir, yani... İş imkanıyla, işe hazır şekilde geliyorsa o kişi bence zorluk yaşamaz. Niye? Tamam. Yani bir kere o vizesi para vesaire kadar. Her şey hazır. Zaten çalışmaya geliyor. Türkiye ile kıyaslanmaz kazandığı paralar. Dolayısıyla ona göre de işte çevresi vesaire evini ona göre ayarlar. Ama yani bir öğrenci arkadaş ya da ne bileyim işte depremden dolayı vesaire başka bir şeyden dolayı buraya gelenler ilk başta iş bulma konusunda mutlaka zorluk çekebilir. Bir de dil seviyesine göre o dillerini öğrenmek için vesaire onların kurslarında falan. Çevreyle alakalı nerede yaşasam ne yapsam yani mutlaka bir arkadaşın yanına geliyordur. Ya, her zamanki bir yani bir yeni bir yere gittiğin zaman mutlaka oraya adapte olmak için zorlukları var. Buranın en büyük zorluğu bence kalacak yer problemi. Hani kiralar bazı yerlerde yüksek, bazı yerlerde uygun. Ama işte hangi amaçla geliyor? O biraz o arkadaşı ya zorlayabilir. Ama çalışan, eli ne diyeyim iş tutan insan burada aç kalmaz. Yok. Yani dün arkadaşlar Allah ev sahibinin de hayırlısını versin çalıştırmaya götürdü beni. Yani dedi ki ya bir şey var dedi hadi gidelim falan dedi. Ne var dedim falan. Dışarı çıktık. Yani 5 dakikalık bir iş vardı. Pano. Ya buna da çağrılır mı yani? İşte bir aile mi diyelim neyse ev sahibi diyelim. Bir koridora pano astıracak. 2 tane vida çakılacak. Panoyu getirip oraya koyacağız yani. Yani yarım saatlik falan düşün. Girdin çıktın merdiveni kurdun vidası falan öyle. 50 Kanada doları. Yani düşünsene yani günde ve bu iş bulursun böyle başka şeyler de var falan. Yani kesin. Biraz eli kabiliyetliyse, çalışkansa bu memlekette çalışan, tutar. Tabii, çalışan her zaman iş bir şeyler var. İş imkanı da var. Yani vay en basitinden herkesin yapabileceği Uber'i şunu bunu falan tabii. Ama böyle eli kabiliyeti bu çok yaygın herhalde değil mi? İnsanlar böyle evlerinde işte mobilya kurduruyorlarmış. IKEA'nın mobilyasını al. Mesela öyle Fransa'da yoktur. Fransa'da alır kendisi kurar yani. Yok burada o iş yani. İmkanı çok güzel. Yani bilmiyorum insanlar uğraşmıyor. Açıyorsun kitabı var. Çok basit. Evet. Yapıyorsun saatlik 35, 40, 50 dolardan çalışırsın yaparsın yani. En az. Öyle avizesi vardı, avize takılacakmış. Beyefendi tabi buraya alıştığı için yani ben bir saatte takarız dedim yarım saatte. 120-150 Kanada doları. Yani
İyi para bence, çok iyi para. Takmak istiyorsan götürürüm seni canım. Götüreceğim zaten herhalde. Gidelim takalım oğlum, az para değil lan. Tabii 150 lira. 100, yani ne ediyor? Ne ediyor? 2000... Sayma, sayma. Hesaplama, milletin moralini bozar yani. Yarım saatte, bir saatte 120 Kanada doları kazanılır mı? Kazanılır yani. Tabii canım. Tabii kazanılır. Dostum, bence güzel bir söyleşi oldu. Böyle başka merak ettiğin bir şeyler var mı? Şimdi ben aklımdakileri sordum. Görüyorum, unutmuşum da olabilir de. Arkadaşlar yorumlara yazabilir. Merak ettikleri şey olabilir. Bizim gözden kaçırdığımız bir şey olabilir. Eleştirebilir. Buradaki yaşayanlar kesin diyecekler. Benim ne iş yaptım, ne yaptım, ya, ne ettim. Onları sen açıklarsın. Görün, mobilya taktık ya. Mobil. Şeyi yaptık, pano taktık. Daha neler yapacağız? Daha neler yapacağız? Yani öyle güzel bir söyleşi oldu. Yorumlara da arkadaşlar yazarlarsa tabii. Sen cevaplarsın. Ben cevaplarım, sen de cevaplarsın. Oraya girdiğin zaman kendi adı altında da cevaplayabilirsin. Ben de cevaplayabilirim. Bugünlük o zaman bu kadar diyelim mi? Var mı diyeceğim bir şey? Gelsinler. Gelsinler. Ses. Bir daha söyle bakalım. Sonra ibadet. Gelsinler, aramızda gelsin. Gel. Çıkın gelin diye. çıkın gelin. Çıkın. Güzel arkadaşlar, bak insanlar burada böyle sessiz, sakin. Bak biz burada oturduk gölgede, ağacın gölgesinde. Yani burada deniz gibi bir yer. Deniz değil ama orada çocuklar oynuyor. Görmüyoruz çocukları şu anda ama güzel. O zaman şöyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Kanada ile alakalı çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Memoli ile Levo ile kalın sallayayım. Kanada'dan. Salla tabii lan, niye sallamıyorsun? Senin de baya şey oldun artık yani. Açayım o zaman. Aç. Görüşmek üzere arkadaşlar.